abi ya. Kardeşim bak şimdi de inkar et de görelim. Ayıp denen bir şey var ya. Ne kadar pis bir huyun var senin. Bir eşofman çek üstüne Allah aşkına. Cık. Affet beni. Tamam kardeşim git tişört giy affederim seni. Yahu Nermin senin tepene bir sürahi su koyuyor. Git oradan iç. Ne geliyorsun evde geziyorsun böyle. Kardeşim benim boyumca kızım var. Çok yakışıksız bir durum kusura bakma ya. Git tişört giy Allah aşkına ya. Ne olur affet beni Sinan. Sinan mı? O gece sana arabayla çarpıp kaçan bendim. Ne olur affet beni. Nasıl? Sinan'a arabayla sen mi çarptın o gece? Bazen unutmaya yüz tuttuğumuz bir olay hiç beklemediğimiz bir anda aydınlanıverir. Artık lanet okumaktan bile vazgeçtiğimiz canavar evimizin orta yerinde belirir birden. Doğru mu duyuyorum ben? Sinan'a çarp kaçtın mı sen gerçekten? Çok pişmanım. Niye yaptın peki bunu? Niye böyle bir şey yaptın? Şimdi bize düşen suçlunun kimliğini herkese açıklamak ve zavallı ailesini gaflet uykusundan uyandırmaktır. Nermin. Nermin. Ay Yasemin. Altay nerede? İçeride nedamet getiriyor. Nedamet mi? Bu Sinan'a çarpıp öldürmeye çalışan kişi senin özbeöz kocanmış. Yasemin sen yine rüya mı görüyorsun? Keşke rüya görsem. Kalk kalk kalk. Affet beni. Nermin'e de anlat anlat. Gel Nermin'e de söyle. Sinan'a çarpıp kaçan benim de. Bana söylediğini söylesene. Altay ne diyor bu, bir şey söylesene. Ne oluyor Yasemin? Sinan sana bu çarpmış. Bu çarpıp bu kaçmış sana. Ne? Yemin ederim az önce söyledi. Söylesene ya. Söylesene onlara da. Utanıyor tabii seni görünce. Sen Sinan'a çarpmadan utanacaktın. Yasemin lütfen. Altay cevap ver. Altay. Altay cevap versene. Nermin. Ne oluyor? Neredeyim ben? Ne neredeyim ben? Çarpıp kaçtın adamın evindesin. Yasemin. Lütfen hayatım. Sinan'a ben çarptım demişsin. Ben kimseye çarpmadım. Ne demek kimseye çarpmadım? Demin dedin ya bana. Ben Sinan'a çarptım dedin ya az önce. Ben çarpmadım. Sinan ben çarpmadım sana. Ben dün... Ben... işe giderken arabayla... bir kedi yavrusuna çarptım otobanda. Ama kurtaramadık. Bilmiyorum. Ona üzüldüğüm için belki uykumda sayıklamış olabilirim ama ben Sinan'a çarpmadım. Sinan çarpmadım ben sana. İnanma sakın. Yemin ederim yalan söylüyor. Seni şu anda kandırmaya çalışıyor. Nasıl kedi ya? Kediyle Sinan'ı ayırt edemeyecek biri miyim ben? Sinan'a çarptım dedin iki kere. İki kere dedin ki ben Sinan'a çarptım. Dememişimdir. Kedi demişimdir. Kediye çarptım ben. Kedi demedin ya. Sinan dedin. Yasemin. Bugüne kadar Sinan'ın başına hangi felaket gelmişse hep Altay'dan bildin. Hep onu suçladın. Bu adam adaletin önünde aklandı ama senin gözünde hala kapkara. Yani hiç düşünmüyor musun? Bu Nermin'in kocası bir bildiği var ki bu kadın onu seviyor. Şu anda bütün arkadaşlığımızı ezip geçtin. Bravo sana. Bravo Yasemin. Yürü Altay gidiyoruz. Nermin. Bu evde daha bir dakika bile durmam. Sokakta yaşarım daha iyi. Hadi. Nermin. Bak Kur'an-ı Kerim çarpsın ben kendi kulağımla duydum ya. Ya söylesene doğruyu. Yasemin sana mı inanacağım kocama mı? Yürü Altay gidiyoruz. Sinan dedi yemin ederim. Sinan dedi ya burada oturuyordu gözünü buraya dikmişti. Ya duydum yemin ederim duydum. Tamam lütfen sakin ol biraz. Tamam baksana adam zaten uykuyla uyanık halinde. Ne dediğini bile bilmiyor. Belki Sinan dedi hatırlamıyordur ya. Dedi ya dedi ya dedi.
Öyle bile olmuş olsa, bana araba çarptığında daha Altay'la tanışmıyorduk ki biz. Al, giyin şunun üstüne. Nermin'cim, kusura bakma. Uyur gezerliğimin yeniden ortaya çıkacağını bilseydim, vallahi gelmezdik buraya. Gelsen de bir, gelmesen de bir. Yani Yasemin aklına koymuş seni suçlamayı. Ha, kadına kedi diyorsun, Sinan anlıyor. Ay yazık, yazık, gerçekten yazık. Yani iftiranın günahından da korkmuyor bu kadın. Altay, gerçekten kusura bakma. Yasemin, arkadaşım diye seni de muhatap ettim ama ben nereden bilebilirdim onun böyle sana iftirada bulunacağını. Koy, 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 koy. Ben bunların evde hepsini bütünleyeceğim. Yangının çıkış anında nerede olduğunuzu hatırlıyor musunuz? Evet. Efendim ben o sırada... Beni çağırtmışsınız. Dükkanı yanan siz miydiniz? Maalesef. Buyurun şöyle oturun. Önce bir Ömer Bey'in ifadesini alalım. Tabii. Devam edin siz. Evet. Efendim ben o saatlerde... Evdeydim. Kocam o sırada evdeydi. Biz akşam yemeğimizi yemiştik. Ömer tabakları topladı, ben de bulaşık makinesine yerleştirdim. Emin misiniz? Eminim. Hatta şöyle bir detay bile verebilirim. Biz her akşam mutlaka meyvemizi yeriz. Ben meyveleri soydum, dilimledim, tabağa koydum. Ömer o sırada televizyon seyrediyor tabii. Tam böyle tabağı sehpanın üstüne koydum. Ah, siren sesi dedik ki ne bu siren sesi? Ömer dedi itfaiye. Ben de hemen balkona çıktım. Ne oluyor dedim. Yangın. Geldim Ömer'e söyledim. O arada televizyon izliyordu. Nermin'cim, istersen bir otele gidelim ha, ne dersin? Ev bu haldeyken senin gözüne uyku girmez şimdi, bilirim. Ben nerede olursam olayım gözüme uyku girmeyecek zaten. Ah Altay, bu Yasemin'in sözleri yüreğimi deldi geçti. Ya insan bu kadar sabit fikirli olur mu? Seni suçlamak için ısrar edip durdu, anlayamadım. Canım benim, kızcağız da o zamanlar çok üzülmüştü biliyorsun. Belki hala onun etkisindedir. Sana katil dedi. Sen hala alttan almaya çalışıyorsun. Halbuki senin ne kadar iyi bir insan olduğunu bir bilse. Kızıma kol kanat gerdin. Çocuğunu nüfusuna geçirdin. Bunca yaptığın iyilikten sonra böyle kötü bir muameleye maruz kalmanı dayanamıyorum. Gerçekten içime oturdu. Canım benim, canım. Ömer Bey, imza atmanız gerekiyor. Buyurun. Ömer'i kurtarmak için yalan söyledim. Ben ne olduysa onu söyledim. Yalan yok. O zaman niye yangını Ömer'in çıkarttığını söyleyince panikledin? Neden o gece evdeydi demedin? Bana bunu yapma Elif. Beni kandıramazsın. Elimden bir kaza çıkmadan gidelim buradan Elif. Bu bizim gerçek evliliğimizin ilk gecesi. Geçmişte yaptığımız hataları artık yapmayacağız değil mi aşkım? Seni çok özledim. Gel. Kudretciğim, iyi misin canım? İyi değilim Zeliş. Baksana şu halime. Zeliş, ömür boyu arkamı kollamaktan bıkmayacak mısın? Ha? Kör bir adamı çekebilecek misin yıllarca? Aşkım, o nasıl söz öyle?
Sen hayatta kaldığın için ben yatıp kalkıp şükrediyorum Kudret. Çekmek ne demek? Sağlığım el verdiği sürece sana seve seve bakarım ben canım. Hem aşk için göz lazım değil ki. Arkadaş ne stresmiş ya. Ay neyse ucuz atlattık. Niye polise yalan söyledin Elif? Hı? Niye pizzacıya gittiğimi söylemedin de evdeydi benimleydi bütün gece dedin? Seni korumak için. Hayatım ben suçsuzum zaten. Ben yangın filan çıkarmadım ki korunmak için yalana ihtiyacım olsun. Ama sen de bana inanmıyorsun değil mi? Sen de diğerleri gibi kocanın adi bir kundakçı olduğunu düşünüyorsun. Hayır. Hı. O yüzden Tarık gelip de benden şikayetçi olacağını söylediğinde direkt gelip bana söylemek yerine sustun. Kocan böyle bir şey yapmaz diyeceğine. Senden bunu hiç beklemezdim Elif. Hem de hiç. Ustacığım bari önce mutfağı bitirseydiniz. Ya en önemlisi o. Biz gerisini nasıl olsa idare ediyoruz. Bir odada yaşayıp gidiyoruz işte. Nermin Hanım, keşke birkaç gün başka yerde kalsaydınız. Bunu da yaptık da burnumuzdan geldi. Hem zaten ben benim evim dışında yapamıyorum. Pardon. Nermin'ciğim merhaba. Sen dün dedin ya hani poğaçaları sabah ısıtıp yeriz diye. Onları getirdim. Teşekkür ederim sağ ol. Sana afiyet olsun. Nermin. Nermin'ciğim lütfen ya. Yemin ederim duydum kendi kulaklarımla. Ne olur inan bana. Ben deli miyim böyle bir şey uyduracağım? Yasemin deli falan değilsin. Ama Altay'dan hoşlanmadığın kesin. Başından beri hep onda bir şey bulmaya çalıştın. Bak bu insan benim eşim. Ve onu seviyorum. İyiliklerinden dolayı ona minnettarım. Ha, kusura bakma ama ona kara çalan biriyle arkadaşlığa devam edemem. Güle güle. Canım, kim geldi? Yasemin geldi. Yine aynı şeyleri söyleyip gitti. En iyi arkadaşlarımdan birinin bana böyle bir şey yapacağını rüyamda görsem inanmazdım. Ben Umut'a bir bakayım. Menemen yaptım, yemez misin? Ben dükkanda bir şeyler atıştırırım. Ömer, yapma ne olur böyle. Ben sana ters gidecek bir şey yapmadım. Tarık'a gittim çünkü polise gidecekti ve sen sonra karakollarda sürünecektin. Eğer sen kocana bir nebze olsun güvenseydin benim asla böyle bir şey yapmayacağımı bilirdin Elif. Ama sen ne yaptın? Kocanın kundakçı olmasından şüphelendin. Ben var ya bunu asla unutmayacağım, asla. Baban bir şey mi kızdı Elif abla? Yok. Gitmesi gerekiyordu o yüzden. Çıktı öyle apar topar. Hadi siz sofraya oturun. Canım bak. Baletini takmayı unutma tamam mı? Allah korusun inşaatta tuğla muğla düşer kafana bak sakın unutma. Ben kendime dikkat ederim. Asıl sen kendine dikkat et. Biliyorsun anneleri strese giren bebekler strese giriyor. Ya şu Altay meselesine kafanı takma artık. Yanlış anlaşılma olmuş da unut gitsin. Şimdi bebekte ben de strese mi girdik durduk yere? Görüyor musun ya? Keşke bebeğim kafasını çıkarıp deseydi de baba sana çarpan kişi Altay diye inanırdım belki. Şimdi inanmıyorsun da bir kıymeti yok dediğime. Senin lafların kıymetli hayatım. Hadi görüşürüz. Hadi dikkat et tamam tak kafana bak. Dikkat et. Dikkat et. Altay. Bak şu anda yanımızda hiç kimse yok. Gözümün içine baka baka bana doğruyu söyleyeceksin.
Sinan'a çarpıp kaçan kişi sen misin değil misin? Bana bak, bana. Yasemin, tabii ki ben değilim. Ayrıca bu yanlış anlaşılma için çok üzgünüm. Keşke Nermin'le böyle olmasaydınız. Niye bana mutfakta öyle dedin? Yasemin, ben çocukluğumda uyur gezermişim. Şimdi evde yaşananlar, yabancı bir evde kalıyor olmak. Ne bileyim, belki stresten nüksetti. Ayrıca söylediğim gibi o kedi yavrusuna çarpmış olmak beni çok etkiledi. Bilmiyorum, belki rüyamda onu sayıklarken sen de sandın ki... Şimdi beni kuşkuya düşürdün ha. Kendimden kuşkulanmaya başladım. Ben sana öyle bir şey demiyorum. Ama bir düşün, gecenin bir yarısı, uyku arası. Yani senin de zihnin çok açık olmayabilir, değil mi? Kudretcim, ben yokken sakın ocakla falan oynamaya kalkma, tamam mı? Ben buraya şöyle kekler, kurabiyeler falan hazırladım. Yanında da mis gibi limonatan var. Karnın acıkırsa buradan doyur. Ben marketten gelene kadar buradan kımıldamazsan iyi olur canım. Seliş. Ben de seninle gelsem, ha? Beraber güzel güzel gezer döneriz işte, ha? Ay Kudretciğim, Allah'ını seversen ne gezmesinden bahsediyorsun? Şuradan şuraya iki adım yürüyemiyorsun sen ya. Haklısın. Ya dur hemen şimdi, böyle sallama suratını. Bak ben bunu niye diyorum biliyor musun? Şimdi elimde kolumda poşetler, sana mukayyet olamam. Allah korusun bir muza falan basar, beynini patlatırsın. Ne yaparım ben? Tatlım, daha müsait bir zamanda gezeriz, olmaz mı? Ama hayatım, benim de artık kendi kendimi idare etmeyi öğrenmem lazım, değil mi? Yani böyle evde otur 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 hayattan soğurum ya. Yabanileşirim vallahi. Bak tamam, peki tamam, ama bir şartla Kudretciğim. Alışverişte beni daraltmak yok. Daha hala çok bekleyecek miyiz? Seçemedin mi? Bekle bekle, bacaklarım yoruldu. Al şunu be kızım filan. Bunlar yok eskisi gibi. Yok hayatım, yok. Bak ben artık bambaşka bir adam oldum. Hayırlı sabahlar yenge. Sana da hayırlı sabahlar Hamdi. Yani bir gün görüşmesek de birbirimizi özlesek diyorum. Olur olur, o da olur yenge. Hele şu ben düğün hediyelerimi vereyim de. Düğün hediyesi mi? He, düğün hediyesi. Ya altın alacaktım da, şimdi siz bozdururken kesin dedim zarar edersiniz. O yüzden dedim daha yararlı bir şey alayım. Onun için bunu aldım. Kara gözlük. Ah! Kara gözlük mü? Vay be! Tam da ihtiyacım olan şey. Nereden bildin? Daha bitmedi kanka. Ne bu? Basto. Çok sağ ol be kanka. Ver şunu Kudretciğim. Gözlük neyse de bu ne böyle? Dilenci gibi. Ama hayatım, hediye. Hayatım, eğer hediye ise saklarız, kaldırırız. 70'ine gelince kullanırsın, tamam mı? Hadi Kudretciğim, hadi. Hamdiciğim, müsaade edersen işimiz var. Tabii canım, müsaade sizinle. Müsaade bizim mi Hamdi? Hamdi! Ben de sizinle çıkayım ben de o zaman. Ay zahmet oldu. Önden çık Hamdi. Taşıyıp duruyorsunuz içeri. Melek ablanın canı kraker istemiş de. Bir de meyve suyu. Allah Allah. Ben şuradan kumandayı verin desem vermezsiniz. Abla olunca akan sular durdu. Muma döndünüz vallahi. Yakıştı yakıştı. Aferin.
Öyle hizmet edin işte. Hadi yürüyün içeri. Getirdik. Kapat şu kapıyı. Ne konuşuyordunuz annenizle? Yoksa beni mi şikayet ediyordunuz? Hayır. Ne taşıyorsunuz dedi. Bizim Melek ablamın canı çekmiş dedik. Başka bir şey dedi mi? Bir de büyüklerinize hizmet edin dedi. Bana bakın. Eğer ona her şeyi anlatırsanız ben de sizin yaptıklarınızı teker teker ona söylerim. Ondan sonra da hepinizi hapse atarlar. Beni anladınız mı? Evet. Tamam, yok bir şey, yok bir şey. Bak işte, ne güzel yaptık alışverişimizi. Düşmedim, etmedim de. Evet, Allah'tan körsün diye kasada sıra verdiler de beklemedik. Ne yapacaktık? Yani hayatım, yani Kudret'im, keşke gözlerin görseydi de saatlerce sıra bekleseydik. Hadi gel. Artık eve gidiyoruz, değil mi? Aşkım, şimdi benim... faturaları yatırmam lazım. Sen çok sıkıldıysan gel ben seni eve bırakayım. Yok, olmaz öyle şey. Beraber çıktık, beraber döneceğiz. Hem ver bakayım sen şu torbaları. Yani kör olduk diye puzzle'larımız erimedi ya. Ver hadi, taşırım ben. Al canım, al. En ağırını veriyorum sana. Al. Al. Gel benim her kilo. Gel, severim senin puzzle'larını. Gel benim canım. Kudret! Bir dakika, bir dakika. Kimliğini görebilir miyim? Pardon, siz kimsiniz? Polis. Kimliğini ver. Şey, kimliğim yanımda değil. Ama bir dakika. Bu var. Ben şuradaki sokakta oturuyorum hemen. Niye kimliğime bakıyorsunuz? Ben yanlış bir şey yapmadım. Dershaneye gidiyordum sadece. Tamam. Hadi git dershaneye sen. Dostunu. Nermin teyze gitti yine makarna sandviçe talim ettik ya. Ben en yakın arkadaşımdan olmuşum. Sen hala gırtlağını düşünüyorsun. Ya tabii dergin ayrılmasaydınız daha iyiydi ama. Gamze ya. Acaba ben yanlış mı anladım? Herkes yanlış da ben mi doğruyum Allah aşkına? Bugün sokakta önünü kestim Altay'ın. Dedim ki bak bana doğruyu söyle, Sinan'a çarpan kişi sen misin dedim. İyice baktım gözlerine. Yemin billahi diyor ben yapmadım diye. Vallahi gözlerinin hiçbir yanı oynamadı. Çok masum geldi bana suratı ya. Acaba kediye çarptı. Ben mi böyle anladım ya? Kesin kedidir, kedi bu. Anneciğim olabilir çünkü sen hatırlıyorsan bir keresinde de rahmetli anneanneni gördün diye tutturmuştun ya anne. Yok yavrum, anneanne meselesi başka. Ondan hala emin değilim ben ha. Koltuğa oturmuştu böyle üstünde güllü şeyi var elbisesi. Benim helvama ceviz koymadınız diye dokur dokur ağlıyordu kadın ya rahmetli. Neyse mesele o değil zaten. Şimdi eğer Altay haklıysa benim gidip Nermin'den özür dilemem lazım değil mi usulünce? Ya, evet tabii. Evet de. Niye benim özrümü kabul etsin? Kocasına resmen katil muamelesi yaptım. Biri benim kocama eğer katil muamelesi yapsaydı... Hoş benim kocam birini öldürdü ama katil ruhla değil. Refleks yani o kader. Uf, ne yapacağım? Annem sen üzerine düşeni yap. Git özür dile. Nermin teyze zaten kızgınlığı geçince affeder seni. Öyle mi diyorsun? Bir kere ısırayım şunu. Merhaba. Aa, hoş geldiniz Nermin Hanım. Hoş bulduk.
Altay Bey'in şu anda bir hastası var mı acaba? Hayır, uykusuzmuş. Bir sonraki randevuya kadar istirahat edeceğim dedi. Ah canım, yazık. Telefonunu evde unutmuştu, onu getireyim dedim. O zaman ben başucuna bırakayım onu. Sinan. Affet beni. Sana çarpıp kaçtım. Özür dilerim. Altay Bey, notunuz var mı? Canım, şimdi ben şu faturaları yatırıp geliyorum, tamam mı? İşim biraz sürebilir, yarım saat falan. Sen arabada otur güzel güzel. Bak burada radyo var, onu kurcala, oyalan, tamam mı canım? Ya bırak faturaları da Hamdi yatırsın. Niye sürekli iş çıkartıyorsun kendine? Hayatım, bizim faturamızı Hamdi niye yatırıyor? Yani Hamdi'nin de kendine göre bir hayatı var, bir işi gücü var ya da olmalı yani Kudret'cim. Anlatabiliyor muyum? Biz seninle kendi yağımızla kavrulmayı öğrenmeliyiz aşkım. Hadi bekleyin, ben hemen geliyorum ben. Peki hayatım, peki. Nermin! Nermin'cim bak, deminden beri yolunu gözlüyorum. Beni 2 dakika dinler misin? Yasemin, ben... Nermin, sen çok haklıydın. Altay ne diye Sinan'a çarpsın ki? Ben yanlış anladım. Ben uydurdum herhalde, bilmiyorum ki. Bilerek değil ama... Nermin bak, bunca yıllık arkadaşlığımızın hatırına ne olur. Nermin ne olur affet be. Sen bana hep dedin ki Altay iyi insandır, böyle bir şey yapmaz. Tamam, sen böyle diyorsan bitti benim için. Bak ben kendi kulağımdan ziyade senin dediklerine inanıyorum. Farkındasın değil mi? Affettin mi beni? Yasemin, affetmek Allah'a mahsus. Sen benim için öyle değerlisin ki. Ya çok sevindim. Teşekkür ederim. Hadi kızım ya, hadi kızım ya. Zeliş. Ha? Ya neredesin kızım be? Sıkıntıdan patladım burada. Hayatım, sen bizim milleti bilmez misin? Her işini son güne bırakırlar. Hepsi gelmişler ya. Nasıl bir kuyruk? Bacaklarım koptu beklemekten. Kalıbıma tüküreyim ya. Sen bizim için ne zahmetlere giriyorsun? Ben bir de kalkmış burada dırdır ediyorum. O ışırtı ne? O şey... Market poşetleri kayıvermiş, onları ittirdim. Şimdi bir de eczaneden ilaç işimizi hallettik miydi? Ya onu da yarına bırakalım Bezeliş. Olmaz, hayatta olmaz. Üf, iyi tamam ya. Ama bu sefer ben de seninle ineyim ha. Yani sıcak basıyor arabanın içinde. Ha, tamam, ben seni şöyle havadar bir yere oturturum. Sen bir havanı al.
Tamam mı? Öyle yapalım. Tamam. Siz beni mi takip ediyorsunuz? Ya ben ne yaptım ki? Korkma. Ben sadece konuşmak istiyorum. Ne hakkında? Suzan. Annen nasıl? Annemi tanıyor musunuz? Eski bir arkadaşı mısınız yoksa? Hayır. Ben senin babanım. İşte bir bank. Gel canım. Aşkım pardon. Pardon canım. Gel gel bak burada gölgede bir bank var. Gel. Şöyle otur banka güzelce. Nasıl burası gölge değil mi? Hava dar. Ha? Böyle iyi. Böyle kal. Çocuk sesleri filan. Sen buranın tadını çıkar sevgilim. Ben de gideyim şimdi senin ilaçlarını yazdırayım ama senin ilaçlar öyle çabuk bulunan ilaçlar değil. O yüzden biraz aramam gerekebilir. Ecza deposuna gitmem gerekebilir. O yüzden biraz gecikebilirim. Sen beni hiç merak etme. Şöyle güzel güzel burada bir gölgelen, tamam mı canım? Tamam hayatım. Ama sen yine de çok geç kalma, olur mu? Yani olmadı sonra Hamdi'yi yollarız. Tamam canım, tamam. Hadi sen keyfine bak. Hadi. Hadi. Çenen tıpkı bana benziyor. Hep merak etmişimdir. Büyüyünce annene mi yoksa bana mı benzeyeceksin diye. Nazlı, yavrum. Bak, yıllarca ben seni aradım. Sana ulaşmak, nasıl genç bir kız olduğunu görmek, saçlarını okşamak istedim. Tabii, sen bunların hiçbirini bilmiyordun. Annen benden hiç bahsetmedi değil mi? Bahsetti. Ona vuruyormuşsun. Bu yüzden ayrılmış senden. Bu yüzden kaçmış. Doğru mu bu? Annemi dövdün mü? Evet. Nazlı. Kızım ne diyebilirim? İyi bir kocaydım diyerek sana yalan söyleyemem. Annen seni de alıp gittikten sonra hatamı anladım. Ama çok geçti. Ben bu hatamın bedelini yıllarca senin büyüdüğünü göremeyerek ödedim zaten. Yıllarca Nazlı nasıl bir genç kız oldu diye merak ettim. Annen seni çok güzel yetiştirmiş. Doğruları söyleyen, haksızlığa karşı tavır alan pırıl pırıl bir genç olmuşsun. Bunu gördüm ya. Nasıl ya? Böylece gidecek misin? Nazlı. Bak. Vaktiyle ben anneni çok çektirdim. Belli ki hala korkuyor benden. Onun için seninle görüşmemi istemiyor. Ona çok eziyet ettim. Artık istemiyorum. Nasıl istiyorsa öyle olsun. Hoşça kal. Kendine iyi bak yavrum. Bak. Eğer gerçekten yaptıklarından pişman olduysan hemen ayrılmamıza gerek yok. Ben seninle zaman geçirmek, seni tanımak istiyorum.
Ya annem kızarsa? Ona söylemem. Tamam o zaman. Hadi gel birer dilim pasta yiyip kavuşmamızı kutlayalım ha. Hadi. Elimizi biraz çabuk tutalım olur mu? Dışarıda bekleyen var. Bu ojeden sürelim mi? Ay yok, ne o öyle ölü tırnağı gibi. Nar çiçeği falan yok mu? Çiçeğimiz var. Hı. Ondan sonra sürelim. Neredesin kızım ya? Neredesin ya? Allah'ım ya. Ayağımdan bir şey geçti. Ne geçti? Bisiklet abi, bisiklet. Bisiklet mi? Çocuk. Bana bak. Bana bir iyilik yapar mısın? Yaparım abi. Vallahi dilim damağım kurudu be. Sana para versem şuradan bir su alıp gelir misin bana? Alırım abi. Burada kaç para var? 10 lira abi. Hadi koş o zaman. Abi ben seni büfeye götüreyim mi? Hem dolaş bir şey olursun. Vallahi mi? He. Ulan ne iyi veletsin sen be. Hadi o zaman. Delikanlı, hadi beni eski yerime geri götür ha. Şimdi karım gelir, göremeyince merak eder be. Burası güneş abi, burası mis gibi gölge. Otur işte. İyi, peki. Ne yapıyorsun sen sahtekar? Seni kolunu bacağını kırarım. Ya polise gidiyoruz, gel. Zeliş. Bırak onu. Zeliş. Ay, Kudret ne yapıyorsun? Çocuğu kaçırttın bana. Ne çocuğu, ne oluyor Zeliş? Kalk hayatım, kalk şuradan, kalk. Kalk, dilencilik yaptırıyorlar sana ya, kalk. Ne dilenciliği kızım? Delikanlı bana su aldı. Ya sen öyle san. Bir de yana tabela koymuşlar Allah rızası için köre bir sadaka diye. Ne? Ya sen niye tanımadığın insanların peşine takılıp da yaldır 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 gidiyorsun Kudret ya? Ha? Bak görmüyor musun hayatım? Senin üzerinden merhamet istismarı yapıyor bu insanlar. Ne bileyim kızım? Orada otur otur, ağaç oldum, kök saldım, susadım, bunaldım. Tamam ayağındım, ben de ilacını almaya gittim. Keyif çatmıyorum ya bebeğim. O koku ne? Oje. Zeliş. Sen beni parklarda oturtup maniküre gitmişsin resmen. Aşkım, ilaçları aldım ya, ilaç kokusu elime sinmiş. İki dakika bir uğrayayım dedim. Bırak Allah aşkına ya. Aha. Saçlar spreyden beton gibi olmuş be. Basbayağı kuaföre gitmişsin sen. Ulan Zeliş, yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Kudretciğim. Bırak ya, bırak ya. Aşkım demir var önünde. Anne, babam niye yok? İşi uzamıştır oğlum, gelir birazdan. Babamla kavga mı ettiniz Elif abla? Hayır Melekciğim, nereden çıkartıyorsun? Kardeşlerinin yanında böyle şeyler sormasam. Yok bir şey oğlum, ablanız yanlış anlamış. Hadi yemeğinizi yiyin siz. Aslanlarım benim, aslanlarım benim. Baba geç kaldın. Öyle mi oldu ya? Aslanlarım benim, aslanlarım. Annem köfte yapmış baba. Öyle mi? Senin köfteni de fırına koydum soğumasın diye. Acıktın mı? Siz neler yaptınız bakalım? Ben önce ödevlerimi yaptım. Sonra da televizyon izledik kardeşlerimle. Aferin benim güzel kızıma, aferin yakışıklılara. Hadi bakalım şimdi siz masaya oturun. Ben de gidip üstümü değiştireyim.
Hayırdır Ömer? Görmezden gelmeler, sorularıma cevap vermemeler. Ya çocukların yanında yapma bari. Aramızda kırgınlık var sanıp üzülüyorlar. Aramızda kırgınlık var Elif. Ben sana çok kırıldım. Ömer, ben sana daha ne kadar izah edeceğim? Yani ben seni Tarık'ın kafesini yaktın diye suçlamadım ki. Ben düşündüm... Ne? Ne düşündün o zaman? Söyle. Peki. Yangının çıktığı gece, aynı saatlerde, cüzdanımı almaya gidiyorum deyip pizzacıya gittin. Geldiğinde ellerinde kurum lekesi vardı. Sana söyledim ya, dükkanın fırını temizledim dedim, çöpleri çıkardım dedim. Ellerime bulaşmış işte. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Ama sonra gittin Tarık'a tehdit ettin. Ben de düşündüm ve dedim ki kendine rağmen bir şeyler yaptı bu. Bak var ya, hala Tarık'ın ağzıyla konuşuyorsun. Bunca yıldır aynı yastığa baş koyuyoruz. Birlikte o kadar badire atlattık. Ama sen beni hala tanıyamamışsın. Annemden babam bizim yüzümüzden kavga ediyor. Ya boşanırlarsa? Anneme söyleyelim. Tamam. Ya sen nasıl düşünürsün benim bir dükkanı yakabileceğimi ya? Ya inanamıyorum sana Elif ya. Hadi. Ne oldu çocuklar? Biz sana bir şey söyleyeceğiz anne. Söyleyin, dinliyorum. Nazlı, Nazlı kızım neredesin? Korkudan ödüm patladı. Ya insan bir haber verir. Dershaneden çıktıktan sonra arkadaşlarla hamburger yemeye gittik. Bak şimdi. Dönüşte de trafik vardı. Telefonun niye kapalı kızım? Gamze'yi aradım, onun da haberi yok. Gamze bizimle değildi ki. Telefonun da şarjı bitmiş. Of anne ya. Çocuğum anlatsanıza, delirtmeyin beni. Ne söyleyeceksiniz? Çok kötü bir şey yaptık. Nasıl yani? Hani o var ya, kafesi olan. Tarık mı? Evet. Babam onu hiç sevmiyordu. Siz de onun yüzüne kavga yapıyordunuz. Ay oğlum. Büyükler kavga eder. Bunun konusu önemli değil ki. Sonra da barışırlar. Bizimki öyle bir şeydi. Hani babamızdan dondurmacıya gitmiştik ya. Evet. Kağıtlar vardı kenarda. Biz de onları kibritle yaktık. Ne? Sonra da her şey yandı. Biz de korkup kaçtık. Özür dileriz anne. Özür dileriz. Tarık'ın kafesini siz mi yaktınız? İkiniz. Metin abim de vardı. Melek yok muydu yanınızda? Yaptığınız yanlış bir şey, yapmayın çocuklar falan demedi mi? Dışarı çıkın çocuklar. Nermin, ne yapıyorsun böyle karanlıkta? Ben bunca zamandır zaten karanlıkta yaşıyormuşum. Hayatım, bir şey mi oldu? Uyanıkken örtbas ettiğin günahlarını uykundayken itiraf ettin.
Yasemin gerçekleri söylüyormuş meğer. Sen çarpmışsın Sinan'ı arabanla. Ondan sonra da kaçmışsın. Hadi yalan de. Ha? Bana da inkar et. Ama sen zaten yalan söylemeyi adet etmişsin. Yalanı daha fazla sürdüremeyeceğim. Evet. Sinan'a çarpıp kaçan bendim. Kudret'cim. Ah, bak sana çay getirdim, şekerini de karıştırdım. İstemem kızım. Bundan da çıkarım vardır senin şimdi. Ne o? Çay getirene bedava güzellik salonu kuponu mu veriyorlar? Aşk olsun Kudret. Onca özür diledim senden. Balayımızda hatta bal günümüzde böyle yüzünü döküp de mi oturacaksın? Çok ağrıma gitti Seliş. Çok. Beni öyle paket gibi parka oturtup gitmen. Evet gittim. Gittim oraya buraya gittim. Sor bakalım niye gittim? Niye? Biraz nefes almak için gittim Kudret. Biraz kafayı dağıtmak için gittim, tamam mı? Daralttım seni değil mi? Daha şimdiden. Hayır, beni daraltan sen değilsin Kudret. Beni daraltan benim içimdeki korkular. Kudret bak senin kör olduğunu... öğrendiğim günden beri şurama bir korku çöreklendi. Yani ya bu adam şimdi merdivenleri görmez de lambur lumbur yuvarlanırsa bir yerlerde diye. Ya bir şey görmez kafayı oraya saplarsa diye. Ne bileyim ocak açıktır fark etmezsin oranı buranı yakarsın diye. Sana böyle olacağını söylemiştim. Ama sen daha haftası dolmadan pes ettin. Ben pes falan etmedim. Pes falan etmiyorum. Ömrüm olduğu sürece ben sana bebek gibi bakarım. Ama Kudret'ciğim... biraz yalnız kalmak istedim. Manasız işlerle uğraşarak biraz stres atmak istedim. Yani ne bileyim kuaföre gidip orada burada biraz nefes almak istedim, anlıyor musun? Seliş. Özür dilerim hayatım. Kendi derdimi öyle bir kaptırmışım ki. Senin de dertlenip streslendiğini fark edememişim. Kudret sana bir şey olursa ölürüm ben. Tanrı olsun kız. Kör oldum işte. Dalga geçme. Sen bir can almaya kalktın. Allah'ın vermiş olduğu canı almaya kalkıştın. Nermin, sana yemin ediyorum annemi korumak için yaptım. Yemin ediyorum, yoksa çok pişmanım. Ne olursa olsun bir insanı öldürmeye kalkıştın sen. Nermin. Ne olur böyle konuşma. Ne olur sana yalvarırım. Kendimi affettirmek için ne yapabilirim onu söyle. He? Bak istersen Sinan'a gideyim. Ona gerçeği itiraf edeyim. Özür dileyim ondan. He? Aa Nermin teyze hoş geldiniz. Girsenize. Hoş bulduk canım. Umut nerede? Macide teyzeye bıraktık. Nermin. Ay çok sevindim sizi gördüğüme. Terlikleri bile değiştirmedim yerine vallahi bile. Çok kırıldınız değil mi bana? Çay koydum sıcak sıcak içeriz. Gelin gelin lütfen. Yasemin'cim biz çay içmeye gelmedik. Altay'ın size söyleyecekleri vardı. Şey ben odama gideyim siz rahat rahat konuşun. Buyurun lütfen. Buyurun.
6 ay. Ben gerçekten çok yanlış anlaşıldım. Hakikaten çok yanlış anlaşıldım. Bir şey söyleyin Allah aşkına. Ne oldu? 6 ay. Hadi söyle. Herkesin bilmeye hakkı var bunu. Ben nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Sinan. Ben senden çok özür dilerim. O gece... Bu gece sana çarpıp kaçan bendim. Nasıl yani Sinan'a çarpıp kaçan sen miydin? Çok özür dilerim. Bilmiyorum beni affedebilecek misiniz ama inanın çok üzgünüm. Neden yaptın? Ne demek neden yaptın bunu? Ne demek neden yaptın bunu? Sen nasıl bir adamsın ya? Sen nasıl bir adamsın? Nasıl bir adamsın sen? Sen sakin ol. Sakin Pilar ol diyeceğim. Sakin. Sen çarptın Sinan'a. Sinan'ı sokak ortasında bırakıp defolup gittirme. Bak sakin olmayacağım. Sakin olmayacağım bak. Annemin suçunu örtbas etmeye çalışıyordum. Sinan'ın konuşmasına engel olmam lazımdı. Ben sadece annemi korumaya çalıştım. Sus! Senden nefret ediyorum. Ya sen ölüyordun ya ölüyordun. Sen komadaydın. Herkes ölecek dedim. Ben senin başında bekledim aylarca. Sen ne yaptın? Semih. Ne yaptın? Semih. Ne yaptı bu? Ne yaptı? Ne, bu gitti. Bu gitti hayatını yaşadı. Çocuk sahibi oldu. Allah belanı versin. İsterim bu ya. Sakin olmayacağım ben. Sakin olmayacağım. Ya Allah belasını versin bunu ya. Allah belasını versin bu adamın. Allah belasını versin. Ne yaptın? Odadan çıkma yasağı koydum. 1 ay hatta 3 ay odadan çıkamayacaklar. Ayrıca televizyon izlemek, bilgisayar, her şeyi yasakladım. Daha ne yapabiliriz ki Elif? Yani yapılması gereken her şeyi yaptık galiba. Ya yangın çıkardılar Elif. Bunun cezası öyle sıradan bir şey olmamalı. Yani yaptıklarının ne kadar korkunç olduğunu fark etmeleri lazım. Anlamışlardır herhalde Ömer. Yani sen de ben de dilimizin döndüğünce anlattık. Elif. Bizim bunu polise bildirmemiz lazım. Saçmalama. Seri katil mi canım bunlar? Annesiyle babası boşanacak zannedip korkan küçücük çocuklar. Hay Allah'ım ya. Nasıl yaparlar böyle bir şey? Elif aklım almıyor. Yani aklım almıyor. Yangının bu kadar büyüyeceğini tahmin etmediler herhalde. Benim Meleği aklım almıyor. Bak o arada orada duruyor. Çocuklar yangın çıkartıyor. Kağıt falan yakıyorlar. Durun yapmayın demiyor. Hayatım yani o da daha çocuk. Melek. Melek çocuk falan değil Ömer'cim. Melek doğruyla yanlışı anlayabilecek bir yaşta. Çocuklar orada yangın çıkartıyor. Durun yapmayın yanlış bir şey yapıyorsunuz demiyor. Neden? Polise ihbar etmeyeceğim seni Altay. Seni seven bir karın var. Yeni doğmuş bir bebeğin var. Sinan. İnan bana içim çok acıdı. Hala da acıyor. Görüyorum. İnsanın en büyük hapishanesi kendisidir. Sen zaten kendini çoktan mahkum etmişsin. O yüzden ben seni affettim. Nasıl affettin? Nasıl affettin? Affettim işte. Hapse girmiş olması bize kaybettiğimiz zamanı geri getirmeyecek ki. Yasemin. Ben çok utanıyorum.
Gerçekten özür dilerim. Utanması gereken kişi sen değilsin Nermin. Esas utanması gereken biri varsa... Lütfen, lütfen. Lütfen. Affettim diyorum işte, tamam. Siz onu affetseniz bile ben affedemem. Nermin, ne diyorsun sen? Artık seninle ne aynı yastığa baş koyarım, ne de çocuğuma baba dedirtirim. Sen bir insanı öldürmeye kalkışmışsın. Ben bu gerçekle nasıl yaşarım? Çık git buradan. Bir daha da gözüm görmesin seni. Konuşabilir miyiz? Tabii Elif abla. Çocuklar kafenin önünde. Yangın çıkartırken. Yanlarında mıydın? Kafeyi ben yakmadım. Biliyorum. Sadece o sırada oradaymışsın ve yapmayın dememişsin. Suçu bana mı attılar? Melekciğim, kimsenin seni suçladığı yok. Ben sadece anlamaya çalışıyorum. Yani kardeşlerin senin yanında yangın çıkartıyor. Ve sen ablaları olarak onlara durun yapmayın yanlış bir şey yapıyorsunuz demiyorsun ve ben bunun nedenini anlamaya çalışıyorum. Babam ve sen o kafenin sahibi yüzünden sürekli kavga ediyordunuz. Çetin çok sinirlendi. Kafeye bomba atalım dedi. Salak. Sanki evde bomba varmış gibi. Ama kibrit vardı. Yani çocuklara sen mi yangını çıkarın dedin? Sadece şaka yapacaktık. Melek, bunun şakası olur mu? Bu yangın ya biri ölseydi? Ama ölmedi. Melek, yangın çıkartmak çok ciddi bir suç. Biliyorum. O yüzden çocuklarını iyice cezalandırmak gerekiyor Elif abla. Çünkü onlar çok büyük bir suç işlediler. Dışarıdaki tehlikelere karşı kapımıza kilitler takarız. Camlarımızı kapatırız sıkı sıkı. Ama kötülük evimizin orta yerinde boy gösterdiğinde dehşetle kilitlenip kalırız. Şimdi ne yapacağım diye. Ya içimizi kanatarak def ederiz kötülüğü yuvamızdan, ya da affetmeyi seçeriz. Budur yüreğimizi huzura kavuşturan.